Konuşalım efendim, bir perspektif almaya çalışalım. Çünkü dünya Arda'yı konuşuyor. Şu anda işte sosyal medya platformlarında ilk sırada Real Madrid Türkçe tweetler paylaşıyor. Hatta Türk kulüplerinin paylaştığı yükleniyor diyerek bir zaman sayacıyla birlikte bu paylaşımı, bu alelade paylaşımı bile yaptılar. Sonrasında ise Türkçe tweetler atmaya devam ettiler. Haliyle dünya şu anda Arda Güler'i konuşuyor. İşte efsanevi futbolcularından Luka Modric, gelecek yıl Real Madrid'e vedası konuşuluyor. Artık rakip değiller, aynı takımdalar, takım arkadaşları diye ikisini birden paylaşıyorlar. Arda'yı dolayısıyla bu şekilde paylaşmaya devam ederek de konunun dünya çevresindeki önemine ilişkinde belki bir analiz alırız. Kimden? Spor yazarı Bahış Erten bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de bir Fenerbahçeliyim ve her Fenerbahçeli gibi ya bir sene daha kalsaydım be Arda. Yani Türkiye Kupası'nı aldık, belki uzun yıllardır beklediğimiz şampiyonluğa da vesile olur diyorduk. Dost sohbetlerinde konuşunca genelde şu şekilde karşı çıkışlar oluyordu. Ya abi seni Real Madrid isteyecek, kalır mısın diye bir karşı çıkış oluyordu. Sadece bu yönüyle okumak mümkün mü ama Bahış Erten ne anladı bu transferden? Bu transfer sadece Fenerbahçe camiası özelinde değil, Türkiye'ye, Türk futboluna ne anlatıyor? Son olarak Arda'nın lafını hatırlatarak sözü bırakmak isterim. Arda şöyle söyledi. Ben umutları, Türk gençlerinin umutlarını büyütmek için, nereden nereye gidilebileceğinin bir örneği içinde gidiyorum. Bu mealde bir cümle kullandı. Bunun üzerinden nasıl bir okuma yapılabilir? Çok güzel bir açılış oldu sizin verdiğiniz paslar. Ama benim aklımda ilk kalan şey şu. Önce gurur mu duyuyoruz? Kırgınlık mı duyuyoruz? Kızgınlık mı duyuyoruz? Bunlar üç tane temel duygu. İnsan bunlarla yaşamaya çok alışkın. Tabii. Bana gurur ne biraz olsa da kızgınlık daha çok galebe çalıyor diye. Yani kırgınlıktan daha fazla kızgınlığa meylediyoruz diye çok bozuluyorum açıkçası. Yani birincisi önce bir gurur duyacağız. Yani adım adım gitmek zorundayız. Olacak iş değil. Bakın bunun altını bir kez daha çizelim. 18 yaşındaki bir oyuncu için AS gazetesiyle El Mundo Deportivo'yu günlerdir izliyoruz. Evet. Birbirlerine girdiler iki gazete. Bırakın şeyi Barcelona ile Real Madrid'i. 18 yaşındaki oyuncuyu kim alacak tartışmasından. Bu kadar büyük bir başarı. Türkiye'de çok büyük futbolcular gelişti. Milli takımda oynayan oyuncuları Real Madrid'de gördük. Daha evvel Adaşı Arda Turan'ı Barcelona'da gördük. Ama 18 yaşında direkt giden olmadı. 18 yaşında böyle büyük bir transfer bu kadar kendine az gösterip bir gram izledik. Demin ne güzel söylediniz. Bir sene daha oynasaydı. Tabii. Niye bunu diyoruz? Az ya izledik. Biraz doysaydık derdik. Az izle. Ama şimdi bu az izleme meselesi bütün hikayenin kilit noktası. Tabii. Arda'sınız. Kendinizi Arda'nın yerine koyun. Daha evvelki örneklere bakıyorsunuz. Daha evvel Tugay Kerimoğlu çok büyük bir yıldız adayı olarak Galatasaray'da oynamış. Bir anda kulübün lanetlisi olmuş. Ancak kendisini yurt dışına atarak bu büyük yıldız olma haline dönmüş. Arda Turan'ın Galatasaray'dan gitmeden evvelki son sezonunda sinema kapatmalar meselesini hatırlayın. Hakkında yazılan tezahüratları düşünün. Şimdi Arda Güler'siniz. Real Madrid sizi istediğinde kalabilmeniz için tutunacak dallar ararsınız. Mesela şunu ararsınız. Bence Barcelona kulübü Messi ortaya çıkmaya başladığında dünyada kariyerinin neredeyse en zirvesine yakın yerdeki Ronaldinho'yu gönderdi. Messi'ye ne mesajı vermek için? Bu takımda sen oynayacaksın. Tabii. Ronaldinho bile gider. Sen oynay. Bu mesajı görmedik. Yakın zamanda şu aralar sosyal medyayı sallıyor. Bu dijital platformlardan birinde çok güzel bir film var. Michael Jordan'ın ayakkabısıyla ilgili. Evet. Michael Jordan o ayakkabıyla ilgili diyor ki benim dördüncü tercihim o ayakkabı. Pardon üçüncü tercihim. Asla giymek istemiyorum. Beğenmiyorum. O ayakkabı firması diyor ki sen özelsin. Sana biz özel bir şey yapıyoruz. Şimdi Arda'yı biz kendini ne kadar özel hissetti. Taraftar çok hissettirdi. Siz mesela suratınızdan görüyorum. Ya o çok hoş o kırgınlık dediğim şeyin çok anlarım çünkü. Ya ah be. Hani bir lokma daha olsaydı da izleseydik. O başka bir şey. Ama güvenlik kontrolü içinde havalimanına yetiştirilen, çünkü güvenlik sorunu olduğu düşünülen bir çocuk haline getiriyorsanız Arda'yı, Arda bugün kendi görüntülerine baktığında büyük bir ihtimalle diyor ki doğru yaptım. Ya haklı olarak gözaltına mı alınıyor acaba diye soranlar oldu. Elbette nükleden paylaşımlar bir şu ama ilginç görüntülerdi. Yani Arda'nın bugün Arda'nın çok büyük törenlerle, teller duvaklarla oraya gönderilmesi gerekirken, bunu bir dünyanın en büyük başarılarından biri olarak lanse etmek gerekirken,
Nasıl lanse ediyoruz? Fenerbahçeliliği sorgulanma falan. Ya bırakalım bunları Allah'ını seversiniz. Bu çocuk Nisan ayına kadar 206 dakika oynadı. 206 dakika maç başına değil, ay başına 25 dakika gidiyor. Tabii. Yani bir sezon boyunca. Zaten yüzünü görmediğimiz, yeteneğini bildiğimiz, parıltısını bildiğimiz. Hani bu oturma odaları vardır ya babaannelerin. Orada çok güzel şeyler olurdu küçükken, biz hatırlarsınız. Hiç giremezdik akamama o kadar. Sadece bayramlarda girilirdi. Tabii. Bayramda girer gibi oturma odasına gizlediğiniz, sakladığınız, göstermediğiniz, yeteneğinin hakkını vermediğiniz gencin Real Madrid tarafından, Barcelona tarafından büyük bir rekabet konusu olup gitmesine tepki gösteremezsiniz. Beni şöyle bir örnek de teselli ediyor. Şimdi Baliç'in gidişini de hatırlıyorum. Baliç imzayı attıktan sonra en ufak bir tekmeye diyeyim, kafa sokmayı bırakın, ikili mücadelede ayak sokmaktan bile imtina etmişti. Yani kalsaydı bir sene zaten gideceği belliyken haklı olarak endişe duyabilirdi. Bu da herkesin beklediğini sağlamayabilirdi. Ben en azından kendimi Baliç örneğiyle teselli ediyorum. Bu dediğinizde şöyle bir yanı olurdu zaten. Bu böyle bir düşünceden hareketle oynamadığı her maçta, performans tabii göstermediği her anda tabii kendini Real Madrid'e saklıyorsun olurdu. Şimdi tabii bunlar okum. Şimdi bir de şunun altını çizelim. Şunu hiç unutmayalım. 17,5 milyon euroyu verip Real Madrid Arda ile anlaşabilirdi. O paranın 17,5 milyondan bir kuruş fazlası Arda sayesindedir. Doğru. Arda o rakamı daha fazlalaştırmazsanız ben size gelmem dediği için o paralardan daha fazlası ödeniyor. Düşünün, etiket fiyatı 17,5 milyon euro yazan bir şeye 28 milyonlardan bahsediliyor. Doğru. Demek ki Arda'nın Fenerbahçeliliği mesela benim sizin onun bunu Fenerbahçeli'den daha iyi. Ben Fenerbahçe'ye ya da siz 10 milyon euro kazandırmadınız hiç hayatınızda. Tabii. Hatta kazandıran da çok fazla oyuncu yoktur. O yüzden önce bir gurur duyacağız. Kesinlikle. Hakikaten büyük başarı. Ve hakikaten oynaması için artık orayı dört gözle izleyeceğiz. Arda kendi söylediği gibi Türkiye'deki gençler için inşallah önemli bir idol olur ama insan umarım böyle sürekli yetenek üreten bir yermiş gibi de göremiyor. Yani Arda'nın bir Aziz Yıldırım'ın eski deyimiyle bir tırnak içinde rastlantı olduğu da kesin. Yani biz bir iyi bir sistem kurduk ve bu sistemden gelen oyuncuları yurt dışına ihraç ediyoruz. Bununla da kendimizi kandırmayalım. Ya da benzer potansiyelde çıktı olanlar acaba altyapılarda ne oranda kayboluyorlar? Hem de yani çok basit örnek daha yani Fenerbahçe altyapısından daha evvel büyük transfer yapmayı başaran oyuncu kimdi sorusu altyapıdan başlayarak zaten karşımıza çok büyük doğru alternatifler çıkarmıyor ya da diğer takımlarda. Arda ile Türkiye'nin özellikle bir süre sonra sakinleştikten sonra hissedebileceği geriye bir tek duygu kalacak. Biraz özenmek ama bol bol gururlanmak. Çünkü bu çocuk bir görüp görebileceğimiz en yetenekli, tarihin en yetenekli futbolcularından biri olabilir Türkiye'den çıkan. Potansiyel bu yönde ve bu potansiyeli kireçe de aktarıyor. Aksiyonda da görüyoruz onu. Gerçekte de var o. Ve ben herkesin düşündüğünün aksine çok çabuk forma bulacağını düşünüyorum. 6 yıllık sözleşme Real Madrid deneme için almıyor bu çocuğu. 6 yıllık sözleşme yapıyor. 10 milyonun üzerinde olduğu söylenen imza parası veriyor. Bunlar öyle geçici işler için yapılacak şeyler değil. Son soru, bir yandan da sportif kariyer olarak en azından sormuş olayım. 6 yıllık sözleşme, işte deniyor ki 1 yıl Almanya'ya Bayer Leverkusen'e kiralayacaklar. Çünkü Real Madrid'in hocası Ancelotti Brezilya ile anlaştı. Yerine Xabi Alonso gelecek, eski futbolcusu. O da gelecek yıl oynatacağı kişiyi kiralık olarak alacak. Müthiş bir formül olarak anlatılıyor. Öyle olur mu bilmem ama olası kariyere ilişkin nasıl bir dönem bekliyor Arda Güler'i? Şimdi o takımda işte Almanya'dan yine büyük yetenek Bellingham alındı. İşte Kamavingalar var. Zaten iki ana unsur bir tarafta Modric, bir tarafta Toni Kroos var. Onların arasına girecek ve hızlı bir form tutacağı öngörüsünü paylaştınız az önce. Tam da bu yüzden soruyorum. Birkaç seneye nasıl bir Arda Güler diyeceğiz biz? Arda Güler'den bahsederken yanına hangi maddeleri ekleştirmeye başlayacağız? Birincisi şuna iyi odaklanmamız lazım. Arda'yı biraz biz de belirleyeceğiz. Bunu başka bir örnekle söyleyeyim. Ona ben de yarın çıkacak olan yazıda da benzer bir şeyi söyledim. Arda Güler'e baktığımda Nuri Şahin'i hatırlıyorum. Ve Nuri Şahin'e yapılanı hatırlıyorum. Nuri Şahin 17 yaşında Arda Güler'den daha önce 17'sini doldurmadan resmi maçlarda olmadığı için Arda Güler en genç golcü deniyor ama resmi olmayan maçlara baktığımızda Nuri hem de doğup büyüdüğü Almanya'ya gol atmıştı. 16 küsur yaşında.
Doğru. Ve o Nuri yılın futbolcusu adayı harikayken bir geldi Türkiye'ye. Bir ilgi odağı, bir sarsıntı. Nuri Dortmund'a geri döndüğünde vasat bir sezon geçirip Feyenoord'a yatılı okula gönderilir gibi gönderildi. Bir sene kiralandı. Çünkü kendine gelmesi lazım. Hı hı. O ilgi odağından sonra geldi. Almanya'da yılın futbolcusu seçildi. Takımını şampiyon yaptı. Biraz biz belirleyeceğiz. O Arda'nın orada kendi kendini geliştirmesine yönelik bir önünü açacak ortam sağlamak lazım. Bu bir baskıdan uzak olmalı. İki, gereksiz ego şişkinliğinden uzak olmalı. Arda da bunları kendisiyle barışık hale gelmeli. Türkiye'de 16-17 yaşında ne yetenekler gördüm ben. Kendisini olmuş zannettiği için tekrar ortaya çıkana kadar 26-27'yi görmemiz gerekti. Ama Arda o kadar yetenekli ve o kadar akıllı ki bu sorunları kısa sürede aşacağını umuyorum. Kiralık bir yerlere gider mi? Vallahi giderse de iyi olur. Yani yıldızı olabileceği bir takımı yükseltmek de güzel olabilir. Ama biz artık şunu yapacağız. Bir sürü Türkiye'den gider. Son dönemde en büyük başarımız o bence. Türkiye'de belki kadrini, kıymetini bilmediğimiz için gidiyorlar ama bizim altyapımızdan yetişmiş ve Avrupa'da oynayan futbolcular çok fazlalaştı. Hepsini izliyoruz ama Arda'yı ayrı bir gözle izleyeceğiz. O Real Madrid'le. Bir de izleyici sorusu. Daha çok bakarlar mı artık bu pazara diye sormuş Arda Güler'in ardından. Bence bakarlar çünkü sadece Arda değil, Cengiz'iydi, Arda'sıydı, işte yeni Emirhan'ıydı. Çağlar Söyüncü var. Çağlar var, pek çok isim var ve burada şunu görüyorlar bence. Türkiye aslında bizi çok üzecek bir şey söylüyor olabilirim, alınması kimse ama nasıl olsa Türkiye bunların değerini bilmez, biz bunları erkenden alalım psikolojisi gelebilir. Peki. Çünkü büyük yetenekleri göremeden ya da oynatamadan ya da serpilmesine izin vermeden kaptırmaya başladık. Tabii. Bu da iyi bir pazarı böyle de yanılmayabiliriz. Biraz karamsar oldu ama biraz bakarlar ama şey böyle bakabilirler. Nasıl bakarlar orası önemli. Bahşi Erten çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.